Anlat, nasıl yapıyorsun anne? İşte böyle parçalıyorum. Dikişlerinden parçalıyorum. Ondan kere bunun pare kesiyorum. Elektrik pahalı olduğu için şey yapıyorum. Islayıyorum ovaya. Ondan kere seriyorum, kirpiyorum. Ondan kere kurudu muydu getiriyorum, düzlüyorum, pare kesiyorum. Şimdi böyle kırışık olunca düzgün kesilmez. Ben bunu 97 senesinden beri yapıyorum. Kendi kendime öğrendim. Eşim vefat etti. 84 yılında. Çocuk herhalde var. Var. 3 tane var. Olduğu kadar işte onlarla şey yetinmeye çalışıyoruz bunlarla. Azıcık da babalarla aylık kaldı sigortadan. Allah'ıma şükür işte yaşayıp gidiyoruz. Hani bu terziliğe nasıl başladın peki? Terziliğe işte siz ufakken size şey dikerdim, pijama dikerdim, elbise dikerdim. O zamanlar ulama yoktu böyle. Kendime size dikerken işte komşular da dikiverirken azıcık az da olsa terzilik öğrendim kendi kendime. Ama sonradan daha çok ulamaya döndü bu işler. Şimdi hazır işte etekler bilmem gömlekler çıkınca şimdi o dikme işini getiren olmaz oldu. Fazla. Bunlar da eskiden kalma. Evet ama daha hala yine yaşlı teyzelere falan. Yaşlı teyzelere falan getiren olursa gene dikiyorum. Ne dikiyorsun yaşlı teyzelere? Ulama. Elbise getirirlerse elbise de dikerim. Elbise yapabiliyor. Elbise, etek yine yaşlılara. Kimileri şalvar yani dikiyor. Şimdi böyle parçalıyorum. Bunu şimdi kovaya koyacaksın, ıslayacaksın. Böyle sıkacaksın. Tele sereceksin. Ondan kere az kurudu mevzu. İyice kurumadan böyle düzlerim bunu. Düzgün. Ondan kere keserim. O zaman daha düzgün çıkar. O zaman. Şimdi öyle yaptığın bir kumaştan o zaman. İşte. Diğer tarafta hazırladığım bir kumaşım vardı sanıyorum. Burada, nerede, şeyde kestiklerim var, nerede? Ha. Hep bu şekilde kesiyorum. Ha. Böyle dizerin, evet. Rengarenk mesela onun yanına şey koyabilirsin. Renk olarak, sarı gibi, böyle. Renk. Bu seccadeye yaptığım gibi renklendiririn. Seccadeye gösterebilirsin. Oğlum iyice göster. Düzgün yere koy. Şurada. Hinde ulama. Evet. Ulamalar büyük olarak. Çok güzel. Daha bunu gösterebilirsin. Bunu nerede kullanıyorlar? Bunu yazın. Örtünüyorlar kışın değil de yazın yorgan yerine. Bunu kullanırlar. Evet. Daha şu yaptıklarımdan gösterebilirsin abla. Evet, bakabiliriz. Yine bunlar küçük seccade. Daha çok seccade yapıyor bu ara sanıyorum. Çok güzel şeyler. Şöyle uçlarına yaptıkları da yine. Yani gerçekten çok büyük emek. Üçgenden parçalar yaparak birleştiriyor. Bu eskiden kullanılan bir model. Hepsi kullanılmış kumaşlar. Arkası yine yani atılacak olan şeyler değerlendiriliyor. Aynen. Yine böyle değerlendiriliyor. Büyük, küçük. Araya bir mesela desenli kumaş. Diğer tarafta düz bir kumaşla işte kombinlemeye çalışıyor. Yapabildiği kadar.
Ama çok da beğeniliyor. Evet. Çok da talep görüyor. He. Bunu da yaptığı için sanıyorum talep görüyor. Yani evet. Şimdi bunu 50'den aldım fiyatları. Tabii. Ama her şey onlardan. Sadece benim emeğim. Şimdi ne kadar zamanda yapıyorsun bunu? Bunu ben 2 günde yapıyorum. 2 günde 25 lira günlük. Ama diyor ki ben diyor 80 yaşındayım diyor. 80 ama yaşında kim bana iş verir? Ben ama sürekli bunu yapmıyorum ki. Mesela biraz bunu kesince yatıp dinleniyorum, namazımı kılıyorum. Mesela yemeğimi yapıyorum. Evet. Ondan kere yine başlıyorum. Sürekli yapmıyorum. Ama işte yine de yatağa kalka 2 günde dikiyorum. Evet. Kızım öğretmen, emekli oldu. Bir de oğlum var. O da polis, emekli oldu. Evet. Bir kızım daha var, o da Kıbrıs'ta, orada yaşlıya bakar. Bugün aslında oldukça yorucu bir gün geçirdik. Birlikte annemle, belki yüzümüzden de okunuyor olabilir. Çıtlığın hazırlamış olduğu bir etkinlik vardı, ters yolu yürüyüşü. Birlikte katıldık annemle. Annem 81 yaşında ama doğa yürüyüşlerini seviyor. Zaman zaman çıtlığın gezilerine katılıyor. Birlikte hatta katılıyoruz annemle. Gezilerden geri kalmaz. Günlük yürüyüşünü yapar. Hiçbir zaman aksatmaz. Bugün sanıyorum 10 kilometreyi geçti annemin yürüyüşü. Çok şükür sağlığı yerinde. Umarım bundan sonra da böyle olur diyorum. Benim kız beni götürürse giderim. Kendi başıma gitmem. Evet. Evet. Ve çıtlığın haydi de gezisine katıldık zaman zaman geldiğimde. Mersin'e gitmeden önce katılıyorduk zaten ayda bir. Ben Mersin'e gittikten sonra sadece buraya geldiğimizde fırsat oldukça yine de katıldık. Ben annemle birlikte olmayı seçiyorum. O nedenle çıtlığı da bir fırsat olarak değerlendiriyorum. İyi oluyor ikimiz için de. Sana bir oyalantı, işte yine de 5-10 kuruş para. Evet. Şimdi özellikle bu ulamayla ilgili mesela söylemek isterim. Önceden anneme ben çok kızardım. Yani bundan 20-30 yıl önce bu işi yaparken yani ulama yapmasına kızardım. Çünkü o kadar çok düşük bir ücret alırdı ki, ya anne niye yapıyorsun bu işi? Yani bırak, çok sigara parası bile etmezdi aldığı para. Aman kızım derdi, ne olacak derdi. Paramız bereketli olsun derdi. Ve ben uzun süre anneme çok kızmışımdır bu konuda. Bırak bu ulama yapmayı, ne yapacaksın ulama yapıp da, senin paraya mı ihtiyacın var? Ama aradan yıllar geçtikten sonra fark ediyorum ki bu yaptığı iş ona sağlık ve gerçekten huzur olarak geri dönüyor. Aslında para değil, paradan daha kıymetli bir şeyi kazanıyor. Onu fark ettikten sonra sesimi çıkarmadım. Yapmaya devam etsin. Hatta bana söyler, ben de bu işi daha ne zamana kadar yapacağım der. Dedim herhalde ölünceye kadar bu mesleği yapacaksın sen. Öyle yani. Ben kendi işimi kendim görüyorum. Kimseye de muhtaç değilim. Şimdi pazarıma giderim. Çarşıma ihtiyacımı, her şeyimi kendim alırım yani. Bir yerde kalmak istemem. Zaman zaman yazın 10 gün kaldım geldim, işte denize götürdüler. Kıbrıs'tan ablam gelmişti, birlikte olduk. O zaman yanımızdaydı. Ama bir haftadan fazla kalamam ben der. İllaki beni evime götürün, evimde kalayım ister. Çok iyi bir, iyi bir insanı da ama işte ne yapalım, ömrü o kadarmış. 10 sene Fransa'da işte yaşadı. Hasta oldu orada, biraz bel fıtığından ameliyat oldu, ondan geri çalışamadı. Ondan kere işte geldi burada, bir bakkal dükkanı açtı, o da çalışmadı. Taksicilik yapıcı oldu, o da olmadı. Ne yapalım, ömrü kısaymış, vefat etti. 10 yıl birlikte olduk, ondan kere Fransa'ya gitti. Fransa'da da 10 yıl kaldı. Peki siz gitmediniz mi Fransa'ya? Gitmedik. Ben burada çocuklar okuduyordum. Yalnız. O da oradan para gönderiyordu. Acı vatan. Evet. Babam 45 yaşında vefat etti. Annem de gençti.
Ama işte bak, ulama ile ilgili benim bir şeyimde annemin bu yaptığı ulama ona terapi gibi geldi. Ben onu fark ettim sonrasında. Dedim ya, para değil, sağlık ve huzur olarak geriye dönüyor anneme baktığım zaman. Yani zaten Anadolu kadınının ne kadar sıkıntılar çektiğini anlatmaya gerek yok. Annem de hayatın içinde hayatı öğrenen bir insan. Ve annem için terapi diyebilirim bu özellikle ulamaya. Bir de görüyorsunuz zaten renklerini, o ulamaların böyle rengarenk oluşunu. Her ulamada ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Ve o güzellik annemi zihinsel olarak rahatlatıyor belki de. Onu bu kadar sağlıklı yapan, onu bu kadar bu yaşa gelmesine rağmen zinde yapan şey bence yaptığı iş. Yaptığı işle kendini bütünleştiriyor. O yanı çok güzel. Ve bugünkü bugüne taşıması bu değerleri daha ayrı bir güzellik zaten. Özellikle ben 7 senesinden bu yana yürüyüş yaparım. Doktor bana günde dedi yarım saat ve 45 dakika yürüyüş yap dedi. Ama ben bir saat yürüyüş yapıyorum şimdi. Zaten alıştım yani. Yürümezsem sabahtan beni bir eftik alır. Muhakkak bir yürüyüş yapmam lazım. Yürüyüş yaptım mı rahatlıyorum. İşte gelirim. Buracıkta kahvaltımı yaparım. Bulaşığımı yıkarım. Bu çaputlarla uğraşırım. Bunlarla vaktim geçiyor. Evet. Hayatımdan da mutluyum. Sizin bir güzelliğinizi daha öğrendik biz. Neci? Şu puanın içerisinde bir şey görüyoruz. Nedir o? Ondan bahseder misiniz? Su. Onu dışarıdaki biberlerin dibine döküyorum. Durama suyunu bırakırım. Sabahtan biberin fesleğinin dibine dökerim sulansın diye. Su parası çok fazla geliyor ama çok o şey fortun bilen daktım mıydı? Kovayla idare ediyor. Yani böyle kovada biliyorsunuz. He. Evet. Deterjansız olanlar. Deterjansız yani. Tabii. Olanları biliyorsunuz. Mesela domates yıkarın, salatalık yıkarın, biber yıkarın, onun suyunu bura boşaltırın. Daha sonra da biberin fesleğinin dibine dökerim. Evet, evet. Şimdi bir çay koyayım, bir çayımızı iç. Domates aldım adı, şey yapacağım, biber sosu. Süs biberinde pazardan aldım. Böyle. İşte böyle böyle işler yapıyor. Ne güzel, ne güzel. He.